Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı Geometri Soru Bankası kitabında çemberin analitiği konusundaki çemberin genel denklemi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Denklem verilen çemberin merkezinin koordinatını buluruz. Evet şurası neydi? D. Burası neydi? E. Merkez koordinatı neydi? Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2'ydi. Çarpanlar ayırma yöntemiyle de bulabilirdik tabii ki. Bunun eksi 2'ye bölünmüş hali eksi 2. Bunun eksi 2'ye bölünmüş hali eksi 3. Yani eksi 2'ye eksi 3 noktası yapar. Cevap bir de yarı çap bulunuz demiş. Bu da F ya. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4 F'ydi. Yalnız burada dikkat etmen gereken bir şey var. D kare tamam 16. E kare 36 eksi 4 çarpı F dediğimiz 12 değil eksi 12 işaretiyle birlikte almayı unutma bunu. Tamam yani buradan 1 bölü 2 kare küçüğünde 52 yapıyor. Bu da 48. 100 yapıyor burası. O zaman 10 diye çıktı. Yarı çapta kaç çıkar o zaman? 5 çıkar. Merkez belli. yarıçap belli. Olayı bulduk. 2'ye geldik. Çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık. D dediğimiz eksi 6. E dediğimiz 0 burada. Yani eksi 6 bölü 2 yani 3'e 0 noktası yaptı merkezi. D dediğimiz 0. E dediğimiz burada bu. Yani D bölü 2 0 yapıyor. Bir de e bölü 2 eksi E bölü 2 de eksi 4 yapıyor. Bunlar arasındaki uzaklık x a farkı 3 y'ler farkı 4 ise 3 4 5 üçgeninden cevabı 5 olarak buluruz. Ya da x a farkının karesi artı y'ler farkının karesinden de cevaba ulaşabilirsin. Aynı şey. Evet şimdi bu şekilde çember denklemi olmaz. Bir kere x kare artı y kare şeklinde olmak zorunda denklemi 2'ye bölmeliyiz. Yani x kare artı y kare artı 4 x eksi 6 y eksi 2 eşit 0 şeklinde yazalım ki bu çemberin yarı çapı 5 birim olarak verilmiş. Çemberin standart denklemini yazınız demiş. Tamam. Merkezini buluruz kardeşim. Mer yarı çapı 5 birim verilmiş ama bu ha, bu çember ile aynı merkezli diyor. Merkezi bulalım. Merkezimiz neydi? Eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 idi. Yani merkezimiz eksi 2'ye 3 noktası yaptı. E, bununla aynı merkezli olan yarı çapı da 5 olan çemberin denklemi isteniyor bizden. O zaman x eksi eksi 2'nin karesi yani x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare yani 5'in karesi 25 olacaktır. Denklem. Evet bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. Denklemi çember belirttiğine göre x karenin ve y karenin kaç sayıları birbirine eşit olması lazım. Bir de x'i terimin 0 olması lazım. Yani n-3 eşit 0 ise n'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Sonra bunlar birbirine eşit olacak. m artı 1 ile 2m eksi 1 eşittir eşit olacak. m'i buradan 2 buluruz. M yerine 2 yazdığımızda denklemimiz 3x kare artı 3y kare eksi 4x artı 6y eksi 2 eşit 0 yaptı. Zaten M artı isteniyormuş benden ya. Bu şekilde böyle merkez falan istenilirse bu şekilde burayı D almayacağız. Dikkat et 3'e bölünmüş halinde D, E, F'ye ulaşırız tamam mı? Benden M artı ne isteniyormuş? M artı ne de buradan 3 artı 2'den cevap 5 çıkar. Evet örnek 4'ü bulduk geldik örnek 5'e. Denklemi çember belirttiğine göre delta'nın ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Yani delta dediğimiz d kare artı e kare eksi 4 f'ydi arkadaşım. Yani d kare artı e kare eksi 4 f'nin büyük sıfır olması lazım. 4 artı 100 artı 4 çarpı m'nin büyük sıfır olması lazım. Şu d bu e bu da f ya. E buradan 4 m'nin büyüktür ne olması lazım? Ee, m'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruluyor. Şu eksi 4 f eksi 4 m olacak burası. O zaman buradan 104 büyüktür. 4 m oldu. Buradan da 2'ye böl kaç yapıyor? 26 yapıyor. 26 büyüktür m. Yani m küçüktür 26 yapar. Yani en büyük değer kaç yapıyor o zaman? 25 yapıyor. Örnek 5'i 25 bulduk. Gördük, geldik örnek 26'ya. Çemberin genel denklemi. Aç kardeşim şunu. x kare eksi 2 x artı 1 bu. y kare eksi 4 y artı 4 bu. Eşittir 4 ya. 4'ler gitti x kare artı y kare eksi şurası y olacaktı pardon. Eksi 2x eksi 4y artı 1 eşit 0 şeklinde oldu. İşte bu şekilde açılmış haline de çemberin genel denklemi diyoruz. Evet böylelikle bu soruyla birlikte bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani çember çember durumları testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.